Afrin zeytinlerinin ve zeytinyağının kaçak olarak Avrupa Birliği'ne satılmasını CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal değerlendirecek. Kendisi telefon attığımızda. Sayın Sarıbal, hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ediyorum, hoş bulduk. İlk olarak Türkiye'de bunu siz gündeme getirdiniz aylar önce. 52 bin ton zeytin Afrin'den Türkiye'ye getirildi. Bundan dolayı da Türkiye'deki zeytin üreticisinden zeytin alınmadı, hastalıklı dendi dediniz. Daha sonra Tarım Bakanı açıklama yaptı, 5 bin ton bunda da bir şey yok dedi. 200 bin ton zeytin revoltemiz var dedi. Neler söylemek istersiniz bu konuda? Son gelişme nedir? Çok teşekkür ederim. Biz ilk bu açıklamayı yapmadan önce Türkiye'deki Marmara Birliği yetkilileri ve zeytinle ilgili bakanlık Afrin'e gitmiş ve oradan fotoğraflar vermişti. Onlar Afrin'e gittiğinde bunu anlamıştık zaten. Çok açıktı bu. Orada bir zeytin varlığı var. Diyorsunuz Mezopotamya, yani Suriye coğrafyası dünyanın zeytin ana vatanı olarak geçer. Ve dünyanın en iyi yağlık zeytinleri o bölgede yetişir. İklimi böyledir, toprağı böyledir. O bölgeye gitmişlerdi ve biz o süreçten sonra Marmara Birlik alım fiyatlarını açıkladı ve açıklar açıklamaz da birdenbire geri duruş yaptı. Geri duruş yapması bir taraftan fiyat açıkladı, bir tarafta zeytini almamak için direndi. O zaman biz şu soruyu sorduk. Bir, siz neden Afrin'e gittiniz kardeşim? Orada ne işiniz vardı? İki, zeytin zamanı geldi, fiyat açıkladınız. Neden zeytin almıyorsunuz? Çünkü hastalıklı dedikleri zeytinlere gidip baktığımda, birebir incelediğimde öyle ciddi bir hastalığın olmadığını, kaldı ki hastalık olsa bile çiftçi zaten onu ayıklayıp Marmara Birliği'ne teslim ettiğini hepimiz bilmekteyiz. Hemen arkasında bunu gündeme getirdik. Marmara Birlik dolayısıyla bunu basında görüp bize cevap verme gereksinimi duydu. Ama günün sonunda bizim o davranışımızla, bizim o mücadelemizle Marmara Birlik ürün almaya devam etti. Ama başka bir şey oldu o günlerde, yine hatırlayınız. Ciddi anlamda Afrin'den ham olarak tenekelenmiş, varillenmiş zeytinyağlarının Türkiye'ye girdiğini videolarla gösterdik. Türkiye'de bunun ambalajlandığını açık bir şekilde gördü. Çünkü bir ham yağ şeklinde zeytinyağı geliyor Afrin'den. Türkiye'de gerçekten hani bomboş tenekelerle geliyor. Üzerinde sadece belirli Arapça yazılan bazı işaretler var. 16 litrelik, 20 litrelik bidonlarla geliyor, tenekelerle geliyor. Daha sonra onlar burada bir kısmı doğrudan etiketleniyor, bir kısmı da değişik ambalajlara konarak yurt dışına gönderiliyor. Ama burada temel kritik olan şuydu. Şimdi bakan diyor ki 5 bin ton diyor zeytinyağı. 5 bin ton çarpı 5 kilo eşittir 25 bin ton zeytinin tanesi yapar en az. 25 bin ton. Kaldı ki biz şunu biliyoruz. Bakanlığın yaptığı resmi açıklamanın en az 10 katı bu ülkeye kaçak giriyor. Türkiye Cumhuriyeti'ne. Yani nereden baksanız 50 bin ton. 50 bin ton zeytinyağının biz Afrin'den ÖSO aracılığıyla Türkiye'ye ya da oradaki yapılar aracılığıyla Türkiye'ye girdiğini çok iyi biliyoruz. Bu bir kısmı kaçak, bir kısmı resmi. Ama 50 bin ton zeytinyağı dediğiniz zaman tane olarak 250 bin ton zeytin tanesi yapar. Tane zeytin. Ve Türkiye'deki toplam 200 bin ton zeytinyağının %25'ine karşılık gelir. Bunun bir de ithalatın, ihracatını düşündüğünüz zaman ortada kocaman bir fiyatın olduğunu, kocaman bir gelirin olduğunu görürsünüz. Yani bu resmen bir sektör. Ve bunu şöyle yaptılar. Tarım krediler üzerinden o 5 bin tonun bir kısmı geldi. 5 liraya, 6 liraya, 7 liraya zeytinyağının kilosunu değerlendirdiler. Bakın tüccarsınız, zeytinyağı almak istiyorsunuz. Tarım kredi kooperatifine müracaat ediyorsunuz. Oradan 5 liraya, 6 liraya, 7 liraya zeytinyağı alıyorsunuz. Ondan sonra bunu işleyip yurt dışına satacağım diyorsunuz. Bunun ne miktarı belli, ne denetimi belli, ne sayısı belli, ne miktarı belli. Kimse bunu bilmiyor. Ama 50 bin ton zeytinyağı dediğinizde bunu 6 bin liraya, 6 liraya, 7 liraya litresini alıp Türkiye pazarında bile değerlendirseniz anormal bir fiyat yapar. Bir kere birincisi bu. Büyük bir kar. İki, evet hangi örgütlerin elinde bu zeytin bilmiyoruz orada. Yani ÖSO'nun elinde mi, başka bir yapının elinde mi, bilmem neyin elinde mi bunu bilmiyoruz. Bu önemli. Orada hangi kurumları nasıl besliyorlar bu paralarla onu bilmiyoruz. Ama bildiğimiz şu, çok küçük paralarla giriyor zeytin buraya. Düşünün ki 5 kilogram zeytinden 1 litre yağ çıktığında 6 liraya satıldığında 1.2 liraya gelir, 1.1 liraya gelir. Anormal ucuz bir zeytin. Buradan bunu kimler alıyor? Kim aldı? Ne kadar para kazandılar? Bu paralar kime aktarıldı? Bunları gerçekten iyi görmek lazım, iyi tahlil etmek lazım. Üçüncü bir nokta, önemlisi bu. Öyle bir anda yaptılar ki bunu, tam Türkiye'de hasatın başladığı dönem. Hasatın başladığı dönem olduğu için, hasatın başladığı dönemde olduğu için bunu çok açık bir şekilde şunu söylemek gerekir ki
çok şunu söylemek gerekir, hasatın olduğu dönemde iç piyasayı doğrudan etkileyen, iç piyasayı doğrudan hem tane zeytin açısından hem zeytinyağı açısından doğrudan etkileyen çok kritik bir şey. Yerli zeytin üreticisini mahveden, yerli zeytinyağı üreticisini doğrudan mahveden açık bir durum. Elbette bu iktidarın zaten yaptığı genelde bu ithalat, ihracat üzerinden artık bütün tarımsal alanı, çiftçiyi, her şeyi açık bir şekilde kendi lobileri aracılığıyla, rantçılar aracılığıyla ticarete konu etmiştir. Dolayısıyla da bu bugün Avrupa'ya gidiyorsa da büyük ihtimalle bunlar açık bir şekilde Türkiye'ye girip, Türkiye'de etiketlenip, ambalajlanıp dışarıya çıkanlardır. Gerçekten denetiminin, kontrolünün yapıldığını kesinlikle inanmıyoruz. Böyle 5000 tonla sınırlı kaldığına inanmıyoruz. Hatırlayınız, Manisa'da, Bursa'da, Edremit'te, yani Ege, Marmara, Akdeniz bölgesinde, zeytin bölgelerinde zeytinin dalında kaldığını biliyoruz bu topraklarda. Ve sonuçta para kazanan tüccar, para kazanan gerçekten iktidarın yarattığı lobiler, ama ürünü yere dökülen, ürünü perişan olan bu ülkenin çiftçisi, üreticisi ve ne yazık ki bunun ne kontrolü var, ne denetimi var, ne de bir şey var. Afrin'de hangi örgütlere, hangi yapılara, kime hizmet ediliyor bunu bilmemiz de mümkün değil şu koşullarda. Sayın Sarıbal, çok kısa sormak isterim. Bu Zeytin Dalı adı verilen operasyon kapsamında şu anda Afrin Türkiye'nin ve ÖSO'nun kontrolünde. Uluslararası basında da sık sık yer alıyor. Fransa'da, İspanya'da, İsviçre parlamentosuna konuyla ilgili soru önergesi verildi. Afrin zeytininin ve zeytinyağının Avrupa Birliği ülkelerine ihracı ile ilgili sahte etiketlerle, sizin de söz ettiğiniz gibi. Şimdi de yeni bir Kuzey Suriye operasyonu gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki biz Afrin'e girdik, artık orada futbol takımları kuruldu, hayat normale döndü. Biz bu yüzden Kuzey Suriye'ye de girmek istiyoruz. Tüm bu anlattıklarınız ışığında şimdi o paranın nereye gittiğini bilmiyoruz diyorsunuz. Sizce Afrin halkı faydalanıyor mu bu ihracattan? Efendim mümkün değildi. Kaldı ki zaten şöyle bakın. Bakın kilosu 1 liraya geliyor zeytinin, 1 liraya. 1 liraya. 1 TL. 1.1 TL'ye geliyor. Ya bugün zeytinin dünyanın en ucuz yerinde hiçbir işlem yapmasanız bile, gübrelemeseniz, budam budama yapmasanız, hiçbir şey yapmasanız, otomatik bir makinayla kullansanız bile hasat yine 1 liradan aşağıya mal olmaz. Toplam, yani üretimi, hasatı 1 liradan aşağıya mal olmaz. Yani bu şu demektir. Kesinlikle ve kesinlikle Suriye halkının, Afrin bölgesindeki halkının cebine giren ciddi bir para yoktur. Açlığa mahkum edilmiş bir yapıdır orası. Çok açık söylüyorum bunu. Çünkü 1 liraya zeytini mal etmek mümkün değildir bu koşullarda. Dolayısıyla orada Afrin halkının cebine ya da yaşam kalitesine ya da yaşam alanına ya da refah düzeyini arttırmaya giden bir para söz konusu değildir. Bütün parayı ne yazık ki ÖSO ve ülke ordusunun oradaki durumu üzerinden gelen o zeytinin buradaki yerli tüccarların Avrupa'ya satması üzerine kim aldıysa bu kaçak zeytin veya resmi zeytini, kim aldıysa, kim sattıysa parayı bunlar kazanıyor. Yani orada Afrin bölgesindeki halkın, Suriye halkının para kazanması, buradan bir gelir elde etme olanağı kesinlikle ve kesinlikle yoktur. Kaldı ki biliyorsunuz Afrin üzerinden bir patates meselesi oldu. Evet. Şimdi bir soğan gündemde var. Yani yarın başka bir ürün gündeme gelecek. Çünkü o topraklarda gerçekten inanılmaz ürünler yetişiyor. Gerçekten inanılmaz ürünler var. Türkiye bundan sonra başka hile yoluyla, belli ki hükümet hile yoluyla ithalat meselesini çözebileceği iki alan var. Bir tanesi açık bir şekilde bu Afrin bölgesi, belki yarın Kuzey Suriye bölgesi olarak değerlendirdiğimiz bölge olabilir. Ama öbür taraftan da sadece işte uluslararası korumacılık adı altında Bosna Hersek'te Sırbistan'la yaptığı tamamen gümrüksüz ürün alımı üzerinden yaptığı yeni sözleşmeler üzerinden yapacak bu diğer işlerinde. Evet. Şimdi yasal olarak belirli, bugün hatırlıyoruz, bugün açıkça bir şey daha yayınladılar biliyorsunuz, yeni hiç olmadı bu, genelde daha geç yaparlardı. İşte Cumhurbaşkanlığı kararıyla 1 milyon ton buğday, 700 bin ton mısır, 700 bin ton arpa, 100 bin ton pirinç ve 100 bin ton da kuru bakliyat olarak şey gündeme geldi. Bir ithalat gündeme geldi ki gerçekten bu önemli bir... Evet, verginin sıfırlanması. Sayın Sarıbal, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.